Pazar pazar kalktım, Tel Aviv'e geldim. Her yer kapalı, ben anlamadım niye kapalı. Bunların tatil günleri pazar değil ki, cumartesi. Şabat'ta zaten komple kapatıyorlar. Bugün niye kapalı anlayabilmiş değilim ya. Bir tane böyle doğru düzgün yemek yiyecek yer arıyorum. Hiçbir yer bulamadım, sadece marketler açık. Bir de böyle ıvır zıvır işte ne bileyim. İşte nal burdu, kıtasiyeydi falan, o tarz şeyler açık ya. Bir tane doğru düzgün yemek yiyecek bir restoran, kafe bir şey bulamadım ya. Sadece çay kahve içecek yerler var, yemek yok yani. Ben hangi caddede geziyorum anlamadım ki burası neresi. Çok acayip yani. Okay, I'm waiting. Robot. Bunu da buldum. Aa, Türkiye'ye dönünce en çok buranın falafelini özleyeceğim herhalde ya. Çok güzel. Şahane bir falafel yedim. Öyle zannediyorum ki İsrail'deki son falafelim. Şimdi son saatlerimde ne yapsam, nasıl geçirsem diye düşünüyorum. Dolanacağım herhalde buraları. Ne yapacağım ben ya? Yafa'ya insem yeterince vaktim yok. Saat 12'ye geldi neredeyse. Uçağım saat 4'te. Ve Tel Aviv Havalimanı'nın gidiş uçaklarında çok ciddi sıkıntılar yaşandığını, pasaport ve bagaj kontrolünün saatler sürdüğünü, en az 3 saat erken gitmek gerektiğini falan okudum yorumlarda. O yüzden böyle son dakikaya bırakıp geç kalmak istemiyorum. Açıkçası biraz korkuyorum, kaçırırım falan diye. Çünkü ikinci kez aynı faciayı yaşamak istemiyorum. O yüzden Tel Aviv'e geldim ama Tel Aviv'in eski tarihi şehir merkezine, Yafa'ya inemeyeceğim. İnşallah başka bir gelişimde orayı görürüm. Size şöyle birazcık Tel Aviv'i göstereyim. Ondan sonra da alıp başımı gideyim otelime. Ne oteli ya? Gideyim havalimanına. 30-40 tane farklı aramadan geçiyormuşsunuz. Böyle saçma sapan şeyler varmış. Yorumlar acayip negatifti. Ben nasıl bir tecrübeyle ayrılacağım merak ediyorum. Gidince göreceğim artık. Bu arada şehirde çok fazla bisiklet var ve bu acayip hoşuma gitti. Dümdüz bir şehir, çok güzel. Temiz bir şehir. Tel Aviv bu yıl dünyanın en pahalı şehri seçilmiş. Tabii dünyada benim daha gezip görmediğim pek çok ülke, pek çok şehir var ama benim de geldiğim ülkeler, şehirler içerisinde en pahalısı İsrail'di ve özellikle Tel Aviv.
gördüğüm en büyük havalimanlarından bir tanesi. Hatta gördüğüm en büyük havalimanı diyebilirim. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı. Neredeyse 4-5 farklı noktada hem aramadan hem pasaport kontrolünden geçtim. Ve ben online check-in yaptırmama rağmen epey beklemek durumunda kaldım. Online check-in yapmayan ve böyle yüzlerce metre uzunluğundaki sıralarda bekleyen insanlar vardı. İsrail'e geldiğimde çok hızlı bir şekilde giriş yapmıştım. Bagajımı vesaire de aramamışlardı ama şimdi İsrail'den çıkıyorum ve bagajımı, her bir eşyamı teker teker bavulumdan çıkartmak suretiyle aradılar. Ben böyle bir şey görmedim ya, inanılmazdı yani. Teker teker bütün eşyalara, poşetlere baktı, elektronik cihazlarla onları kontrol etti ve herkesi böyle teker teker arıyorlar. Çok saçma yani, ülkeye girerken aramanız lazım tehlikeli bir şey getirdim mi diye. Ülkeden çıkarken niye arıyorsunuz beni? Ay çok saçma ya. Uçak saatinizden, kalkış saatinden en az 3 saat önce havalimanında olmanız gerektiğini vesaire yazmışlar yorumlarda. Ben geleli 1 saat oldu işte. Şu anda işlemler bitti mi ondan da emin değilim. Devam ediyorum. Ama sanırım büyük bir kısmını tamamladım. Yani bagaj arama işlemi, pasaport kontrol işlemi. Bu arada dijital pasaportu olanlar daha hızlı bir şekilde hemen pasaportlarını okutarak giriş yapabiliyorlar. Benim de pasaportum da dijital pasaportu olduğu için hızlı bir şekilde giriş yapabildim. Ama eğer sizde yoksa, mesela eski bir pasaportunuz varsa, bu süreç daha da uzayabiliyor. Yani bin bir türlü aşamadan geçiyorsunuz ve bunların her birinden alnınızın akıyla çıkmanız gerekiyor. Bu arada şey yapmadan önce, bu pasaport ve bagaj kontrolüne girmeden önce de adam daha ilk aşamada bana şey sordu. İşte yanında eşya var mı? Bagajını kendin mi hazırladın? İsrail'deyken bavulun nerede duruyordu vesaire. Bir sürü sorular sordular. Bu arada havalimanı çok güzel. Şimdi ben uçuşumun hangi kapıda olduğunu bulacağım. Ona göre bir yerlere yerleşeceğim. Kapım belli olmuş. C3 numaralı kapıdayım. Şurada şöyle dört bir yanda, mesela şurada karşıda B1, B9 yazıyor. Burada E1, E9. Yorumlarda çok olumsuz şeyler okudum. Burası çok karışık. Herkes farklı yerlere yönlendiriyor. Kimsenin bir şey bildiği yok gibi şeyler okudum. Hakikaten böyle biraz bu, özellikle bu meydan biraz kafa karıştırıcı, curcunalı. Ama hani ben çok güçlükle karşılaşmadım açıkçası. Fakat gelmeden önce mutlaka online check-in yaptırın ki vakitten kazanabilirsiniz. Çünkü o check-in yaptırmasaydım, o Pegasus sırası var ya, o beni mahvederdi. Bir saatte orada kaybederdim. Havalimanına geldiğiniz zaman dış hatlar giden yolcu için 3. kata çıkmanız gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ben kendi C3'üme doğru ufaktan tintin. Evet işte oradasın. Kapı açılışı 3 çeyrek. Havalimanındaki fiyatlara falan hiç bakmayacağım çünkü 5 kuruş param kalmadı. Son paramı da Tel Aviv'den havalimanına gelirken metroyu kullanmak için harcadım. Yani an itibariyle hiç param kalmadı. O yüzden doğrudan çıkış kapımın olduğu yere gideceğim. Uçağımı bekleyeceğim. Hadi ben kaçtım. Allah'a emanet olun.